Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Üçüncü parti videomuzu çekiyoruz. Volkswagen Golf. BSE motor revizyonu 1.6. Şu an aracımızda çoğu malzemesine taktık. Tesisatları yerine bağlıyoruz. Eksik gördüğümüz şeyleri onarıyoruz. Kablolara sarıyoruz eğer kopuk vesaire varsa. Yedek sübidonumuz söküldü. Temizlik için dün akşam içine ilacımızı koyduk. Temiz bir şekilde takmak için. Ayrıyetten kalorifer portumanın içini görüyorsunuz. Kalorifer sistemi yani petek ve su radyatörü bayağı dolu. Onları bir buradan motoru çalıştırmadan bir temizlik yapacağız. Çünkü hala akıyor. Şöyle gösteriyorum. Damlıyor değerli takipçilerim. İçinde hala yağlı su var peteğin içinde. Bu motora karışmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bir havayla bir suyla ilk önce bir sistemi bir temizleyeceğiz. Sonrasında takacağız. Şanzıman üstünü topladık, halatlarımızı bağladık. Tesisatlarımız aynı şekilde. Şu an kaba işlerimizin hepsi Allah'a şükür bitti. Egosu bağladık. Marş dinamamız, şarj dinamamız vesaire hepsini taktık çok şükür. Bu su temizliğini yaptıktan sonra aracımızın gazla ilgili bir işlemi var. Onu da halledeceğiz inşallah. İlk önce ağır olan şu önemli olan şu damlayan pisliği. Yani pislik demeyelim de yağlı suyu diyelim. Bir temizlememiz lazım. Ondan sonra aracımızın yedek sübidonunu takıyoruz. Gazın buradaki sistemini topluyoruz. Su hortumlarını taktıktan sonra akü ve hava filtre kabinini bağlayacağız. En son yağımızı koyup bismillah deyip aracımızı çalıştıracağız. Sizleri aşama aşama bilgilendireceğim. Üçüncü parti videosunu çekiyoruz. Bakalım motorumuzun marşına basınca neler göreceğiz. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Evet, selamünaleyküm. Değerli dostlarım, beklenen an geldi. Volkswagen Golf 1.6 BSE motor aracımızın motor çalıştırma anına geldik. Çok şükür. Aracımızın motor ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tüm sistemi toparladık. Gördüğünüz gibi altta aksımız vesaire onlar da aynı şekilde toplandı. Motor kulaklarını bağladık. Tüm sistemi aktif hale getirdik. Akümüz aynı şekilde, hava filtre kabinimiz, gaz tesisatımız, zaten bizi en çok yoran gaz sistemi değerli takipçilerim. Bizi en çok yoran sistem bu. Normalde atıyorum 3 saatlik iş oluyor size, 4,5-5 saat gaz sistemini toplamakla geçiyor işimiz. Çünkü belirli bir düzen yok. Neyin nereden geçirileceğini çok uğraşıyoruz. Sabit bir yer yok. Sabitten kastımız, atıyorum hortumu buradan geçirmişiz. Alman buraya bir klips yapmış, hortumu buraya takacaksın demiş. Ne güzel sistem, tık hemen hallediyoruz. Dediğim gibi bu biraz bizi uğraştırıyor ama sıkıntı yok. İşimiz bu, ekmeğimiz, çalışıyoruz. Değerli dostlarım, aracımızı sadece motor yağını koyacağız, aracımızı çalıştıracağız. Aracımızda 1-2 eksiklerimiz var, onları şimdi belirteyim burada. Aracın su sistemi tıkalı. Nasıl tıkalı? Yani bu gördüğünüz yağ, ben bu yedek sübidonunu güzelce temizledim. Normalde bunu direkt değiştirmek lazım, yedek sübidonunu, çünkü içi yağlı, temizlenmiyor. Ne yaparsanız yapın, gördüğünüz gibi her türlü ilacı kullandık, tanzikle temizliyoruz, yani yıkama tanziğiyle yine içinde kalıyor. Önemli değil şu an. Niye önemli değil? Çünkü sistem tıkalı. Sistemden kastımız kalorifer peteği. Buraya hiçbir müdahale edilemiyor. Ne yaptıysak geri dönüş suyunu sağlayamadık. Buradan suyu koyduğumuzda bu taraftan gelmiyor. İçerideki biriken yağ kalorifer peteğini tıkamış. Onun haricinde su radyatörü aynı şekilde, içinde yağ var hala. Blok sistemi komple temiz. Hortumlarımız temiz ama 1-2-3 parçada yağ var. Şimdi benim aklımdan şöyle bir sistem geçti sabahleyin. Kalorifer peteğini değiştirelim, işimiz çözülsün. Yedek sübidonunu da değiştirelim. Ama ve lakin bu sefer radyatörü kalıyor işin içine. Şimdi diyorsunuz ki araca motor yapıldı ustam, niye diğerlerini değiştirmiyorsunuz? Değerli dostlarım, buna biz karar veremiyoruz. Bu hesap bizi aşıyor. Biz sadece öneririz, teklif sunarız. Evdeki hesap çarşıya uymaz derler ya, o misal. Şimdi biz hangi parçaya bir şey desek biliyorsunuz maliyet artıyor. Dolayısıyla bu müşterimiz de motora bir sürü para harcadı. Bunları da temizleyebilirsek, kurtarırsa kurtarılacak. Kendisine ben her türlü her konuda bilgi veriyorum. Gönül isterdi kalorifer peteğini, su radyatörünü komple değiştirelim. Gönül isterdi motoru komple sandık, sıfır motor alalım, yerine takalım. Ama her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Şimdi dediğim gibi bu aracı çalıştıracağız. Sistem temizliği için 3 tane katkı atacağız. Sistem temizliğini yapacağız. Motor yağımızı koyup bismillah aracımızı çalıştıracağız.
Şimdi aracımızda değişen parçaları ben buraya hepsini koydum. Ne değişti, ne takıldı, ne söküldü hepsi tek tek burada kayıtlı zaten. Hem video çekiyoruz hem de ben eski parçaları hiçbir şekilde atmıyorum. Bu tam 15 gün, 20 gün veya 1 ay kalacak değerli dostlarım. Çünkü her ihtimale karşı garanti kapsamında sonuçta değişen malzemelerimiz de burada belli. Her şeyi değiştirdik çok şükür. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Bir problem olmazsa Allah izin verirse yarın aracı teslim edeceğiz. Fakat 1000 kilometre sonra, yine söylüyorum parantez içinde, 1000 kilometre sonra aracın motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, bunlar düzenli olarak bakım olacak. Sebebi de şu, aracımızın rektifiye esnasında en ufak bir çapak vesaire kalmışsa onlar 1000 kilometre içinde kartele, süzgece iniyor. Dolayısıyla motor yağı, yağ filtresi her rektifiye sonucunda 1000 kilometre sonra değişmesi çok sağlıklı oluyor. Değiştirmeyenler var, onlar artık riski kendileri göze alır. Ama dediğim gibi 1000 kilometre sonra motor yağı, yağ filtresi hepsi değişecek. Evet değerli dostlarım, yağ kapağımızı açıyoruz. Size nasıl yağ koyacağız onu ben göstereceğim. Şimdi özel bir aparat aldım yeni. Onunla yağını doldurmak istiyorum. Hem sizlere de göstereceğim nasıl dolduruyoruz, nasıl takıyoruz. Şöyle aracımızın şöyle bir huni aldım. Her araca uyumlu aparatları var. Bunlarla dolduracağım bundan sonra. Çünkü yağ koyarken dökülüyor sağa sola vesaire. Evet gördüğünüz gibi hunimiz hazır. Allah izin verirse hunimizle doldurum yapacağız yağımızı. Hep beraber şimdi görelim. Dolduralım. Ben bir yandan yağ açayım. Evet, Valvoline motor yağı. Değerli dostlarım bunu bilmeyenler olabilir. Valvoline bizim ustalarımızın zamanındaki en popüler yağlardan birisi. Bir Castrol'den çok çok iyi bir yağ, mükemmel. Bir Shell ayarında yağ ama fakat reklamı yok. Reklam olmayan bir ürünü de kimse tanımadığı için kolay kolay sıcak bakmıyor. Evet, motor yağımız bu 5 litre, ben 4 litre koyacağım ve görelim. X-Sifta Huni'yi bununla yapacağız. Telefonu biraz şöyle net gösterebilirsem. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk yağ dolumumuzu yapıyoruz bu araçta, bismillah. Gördüğünüz gibi çok fazla doldurmayacağım, kırılabilir. Normalde bir huni koyuyorduk değerli dostlarım. Ama huniden taşma vesaire bilmem ne olduğu için problem oluyordu. Evet, böyle bir sistem aldık. Allah'a şükür buradan rahat bir şekilde dolduruyoruz. Evet, yağımız gidiyor. Sistem bu şekilde. Evet, yağın gitmesini bekledim biraz. Dolduruyorum yine. Evet, 4 litre motor yağını dolduracağım. Tabii buradan da desteklemek iyi olur. Sonuçta malzemeye sıkıntı olmasın. Takım çalışır, usta övünür. Evet, yağımız süzülüyor. Birazdan marşa basacağız. Marşta görüşmek üzere. Evet, beklenen an geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan marşına basıyoruz. Brandaları aldık. Son kontrolleri yaptık. Allah'ın izniyle basalım. Bismillah. Evet. Marşımıza bastık. Golf aracımızın suyun çekilmesini bekleyeceğiz biraz. Tüm sisteme dolsun. Aynı şekilde havasını alacağız. Motorumuz şu an soğuk, çalışıyor. Yaklaşık 1 saate yakın lifte bekleyecek. Çalıştıracağız. Altta bir problem var mı? Yok mu? Sağında, solunda. Kaçak, göçek. Evet, şu an maşallah aracımız güzel çalışıyor. Ama hemen sevinmeyelim. Testler sonucunda net her şey meydana çıkıyor. Aracın güzel bir ısınması lazım. Ne var ne yok bir göreceğiz. Takipte kalın. Su sistemini temizleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Tekrardan motor revizyon videosunu burada tamamlıyorum. Bunu bu şekilde atacağım. Kalorifer temizlik, sistem temizliğini ayrı bir video oluşturacağım. Çünkü video çok uzadı. Değerli dostlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere tekrardan.
Saygılar, sevgiler.